videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. O yüzden Ayın Çinguteri'nin başladığından beri artık geleneksel haline gelmiş olan Mimnam Kaç Yılının En İyileri adlı videomuza hoş geldiniz ki 2015'i tekabül ediyor bu yıl. 2015'in en yılı. Kime göre? Bize göre. Yani kavgaya sebep yok. Öyle hani. Bize göre 2015'in en iyisi. Bu kızlar yine yanında. Evet. Elayda. Geçen sene de vardı. Ama geçen sene benim en iyilerim yoktu. Bu sene benim en iyilerim var. Çünkü artık bir... Senem yapar. Onlar konuşur seni. Çünkü artık Elayda biliyorsunuz gibi Ayın Çinguteri birisi. Bu Elayda'nın listesi. Çok çok özeniriz. Yine İlayda'nınki düzgün, benimki bildiğin müşrette kağıdına. Ve bak bir dakika, düzgünlüğü bilmiyorum görüyor musunuz ama spoiler da vermek isterim. Düzgünlüğü ve düzgünsüzlüğü aklı. Yani yana falan çapraz yazmışım. Neyse. Efendim, bu seneki listemiz şu şekilde oluşmakta. Bize göre bu yılın en iyi albümleri. Bize göre bu yılın en iyi 10 şarkısı. Ve videolarda bahsetmezsek gece uyuyamayacağımız geri kalan 10 şarkı şeklinde ilerliyor. Öncelikle hangisinden başlıyorsak? Mesela en iyi albümde. Bize göre 2015'in en iyi 5. albümü şu ki bence önce İlayda başlasın. Bu arada İlayda ile aramızdaki farkı çok iyi anlayacaksınız bu videoda. Çok çalışırken bile ben böyle bilgisayarları sırt sırta koyduk, böyle karşı karşıya oturduk. İşte tekrar dinliyoruz falan böyle şarkıları yani. Benimkinden çıkan sese yapacağınız hareketler genelde şu oluyor. İlayda şöyle. Falan. Ben de böyleyim. O kimdi ya? O kimdi ya? O kimdi ya? Hepsini biliyor. Evet. O zaman 2015 yılının sizce en iyi... Lütfen. Allah rızası için. Lütfen bak. 2015'in en iyi 5. albümü İlayda'ya göre neymiş? Benim için en iyi albüm 5'ler 5. Rap Monster'ın R.M. albümü ve yani bunu söylemesem edemeyecektim çünkü bu ayrı bir single olarak yayınlandı biliyorsunuz film şeyi olarak. Fantastic. Fantastic. Fantastic Four'un Fantastic. Bayılıyorum. Aşkım. Kendisini ben de listeme kendisini alamadığım için. Ama ben aldım o yüzden hiç... Neden? Şey... Neden? Army çünkü. Army. Evet. O yüzden yapıyor bunları hep. Bana bakın ben hiç öyle miyim? Bana az göre, sonra göreceksiniz. Bana göre 5. en iyi albüm Tupi'nin. Orijin var mı? Yani bir de yapabilirdi. Ben de bir yapabilirdim. Ama ileride daha kötü göreceksiniz biraz. O tam bir şu anda objektif olarak bakamıyor. Bence 2015'in en iyi 5. albümü 2PM'in Orijin albümü. Bundan önceki yıllarda 2PM'i böyle listelere doğru düzgün alamamıştım. Neden? Çünkü albümleri o kadar beğenememiştim. Hep daha güzel olduğunu düşündüğüm albümler olmuştu ama bu sene sonunda en iyi albümler listeme girmeyi başardılar. 2PM canımsınız, aşkımız. You know? Ve özellikle benim en sevdiğim şarkı albümdeki Nomenen Amca ve Nobody Else ve Red ve Goodman Yorum Boda The Governor. Neredeyse albümün yarısı sevdiğim şarkı olarak tarihe geçmiş bulunmakta 2PM. Saranghaeyo. 2PM. Aha. Çok objektifim. Yeah. İlayda değil. Yeah. 4 numaranız kim acaba? İlayda. Objektif olmayan İlayda. Yo. Ha. Benim için en iyi 4. albüm BTS. Acaba şaşırdık ama, mı? Ama The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Part 1. The Most Beautiful Part 1. Türkiye'deyse. Neyse. Ne kadar İngilizce bilirsen bil. 1. Yani rakamlar her zaman Türkçe. Türkiye'deyse. Bu albümü ayıramadım. Hangi şey yani o top 10
ne sokmak istedim bir şarkıyı ama bebeklerim yani ayıramadım canlarım. Objektif değil dedim. Ama güzel. Bana bahane bulma. Güzel objektif. Şimdi Allah var güzel. Güzel olsa maşallah. Ben sağlardım. Güzel olsa ben sağlardım. Güzel olsa ben sağlardım. Bence 2015 yılının en iyi 4. albümü. Simon, Simon Dominic, Simon D-O-M-I-N-C-O. Simon Dominic'in One and Only albümü. Ki en sevdiğim şarkısı Simon Dominic değil. En çok onu dinledim ama değil. En sevdiğim şarkısı One and Only. One and Only. Bir de çok Lonely Night. Lonely Night. Şarkının adını şey yapamadım. Lonely Night seviyorum en çok. Ama Simon D'de çok iyi. Bu arada Kore'de en çok çalan şarkı herhalde oydu yani. Yani saat içinde yaklaşık 4 kere falan. Özellikle insan, bizim kaldığımız binadaki bir tane restoran sürekli. Deli gibi. Evet, üçüncü albüm. Albüm olarak değil, direkt ben kişi olarak bunu ayıramadım. Zico'nun bütün yıl içinde yaptığı şarkılar. Oturt, yemin ederim ot Allah. Ziyako. Zika zika, zika ni, zika zika. Özür dilerim herkesten. Benim için üçüncü, ben de bunu hani bir bütün olarak düşünmenizi rica ediyorum. Show Me The Money 4. Direkt ama en çok Kop. Ve Is That True? Yes! Okidokiyo! Okidokiyo ve Nega Hüseyin'in Gone Black Nut. Jesse yarı finaldeki Jesse ile. Black Nut biliyorsunuz ki aşkım olur. Beşik kertmesi. Beşik kertmem olur. Onun reşit olmasını bekliyorum seni vermek için dermişim. Evet. Evet. Benim 3 numara Show Me The Money 4 şarkıları. Maşallah. 2 numara. Ben 1 ile 2 arasında aslında ikisi de aynı benim için. Ayırt edemedim diyorsun. Evet. Aynı yani ikisi de 1 numara benim için. Yani Allah'ım. Ama biri 2 numara. Evet maalesef öyle oldu. Çünkü diğeri biraz daha ağır bastı. Anlam yüklü oldukları için. 2 numara Big Bang Mate. Evet çok seviyorum. Aşklarım Big Bang. I'm talking to you. Bir dakika. Big Bang'e bir tek I can talk to you. Sen Hayır. kimsin Big Bang'e I can talk to you? Who are you mu? I am a young chingu terrorist. İki numara söyler misin? Sacanlıyım. Evet, sacanlıyım. İki numaram kesinlikle dinlemekten bıkmayacağım. Kendilerine saygımın her geçen gün biraz daha arttı. Hyogo'nun 22 isimli albümü. Lütfen Hyogo'yu çok Bing sevin. Bing Bing'in de gide almak istiyordum ben buna. Çünkü Aralık'ın sonlarına doğru çıkmış 2014'te. Alamadım ama yani. Çünkü öbür albüm oluyordu bu sefer. Kimse şarkısı. Comes and Goes zaten klibi de var. Muhteşem. Bir de Huka çok güzel. Panda Bear albüm. Direkt albüm. Aşığım. Hyogo'ya aşığım. Hyogo'ya çok pis aşığım. Tabii piercing. O ayrı. Ben grupla. Hyogo. Hyogo. Hyogo'ya aşığım. Hyogo. Ya. Abi siz nasıl insanlarsınız? Neden solistin adıyla grubun adı neden bir harf farklı şey yapıyor? Biri bana bunu anlatabilir mi? Piercing'i niye yapayım? Ben böyle. Yani. İkisini gördük biz de. Hatırlıyor musun? Parkta ikisini görmüştük ya. Hyogo abi, Hyogo abi diye. Bu var bir versiyonuydu evet. Biraz. Evet. Birinci albüm. Benim
için işte dediğim gibi çok anlamlı sözlerinin yani bütün ağladım, deli gibi ağladım. Benim için yeri çok farklı oldu. Şeydi değil mi? Bu şarkıyı ilk kez dinleme ayrıcalığına erişen sayılı insanlardan biri olduğum grup muydu? Hayır. Kimdir lan? Sen... Nasıl? Aa pardon. O sonra. Pardon. O sonra. O sonra evet. Ya ağladım. Biraz salakça bir nedenden dolayı ağladım. Çünkü malım. Yo, benim de sözlerine bakıp ağladığım çoğu olmuştur yani. O zaman sen de malsın. Evet. Evet. Show me the money for. Benim de bir numaram Big Bang. Çünkü bir numara olmayı hak ediyorlar. İleride gibi değiller yani. İleride listesi gibi böyle iki numaralarda kalmayı hak etmiyorlar yani. Kesinlikle Big Bang bu yıl. Yani evet artık şey hani... Artık Big Bang'i listelerde görmekten... Evet bir bıkkınlık bu şey. Formula 1'de Schumacher olmuştu. Aynı şey yani... Adam o artık her şeyi, bütün yarışları kazanıp artık her yıl şampiyon olmaya başladıktan sonra şey oluyorsun. Ama nasıl olsa şampiyon ol. Mino gibi. Ama kazanamadım. Mino ayrı mesele. Ama yani aynı muhabbet yani. Ama nasıl olsa birinci muhabbeti ama kesinlikle bence çok başarılıydı. Tam tamına albüm çıkmamış olsa da albüm olarak çıktıklarından dolayı da bu listeyi alabilmiş oldum. Benim en sevdiklerim We Like The Party, Zutter ve Sober. Ama bir Elect Party çok seviyorum. Neden? Çünkü I like to party. Sebebi bu. Evet. Böyle. İlk 5'imiz 2015 için en iyi, bize göre en iyi 5 albüm listemiz buydu. Şimdi 2015'te bizim için en güzel olan 10 şarkı. Bu albümlerin içindeki şarkılar haricinde olan. Albüm genelinde değil ama tek şarkı olarak çok beğendiğimiz şarkılar adlı listemize geçiyoruz. Ben başlayayım. O zaman benim bence bu senenin en iyi, 2015'in en iyi şarkılarından 10.'su bu adamı tanımıyor olabilirsiniz. Ben büyük de tanımıyorum. Büyük bir ihtimalle ama sana izletmiştim. Olabilir. You Your Sketchbook diye bir program var büyük bir ihtimalle biliyorsunuzdur. Orada Yongwa ile beraber bu şarkısını söylemişti. Evet. Normalde Yongwa ile söylemiyor ama Yongwa da versiyonu da çok tatlıdır. Bir bakın ona. Lee Monse, kendisi eski Kore'nin eski şarkıcılarından biri. Lee Monse'nin Spring Breeze adlı bir şarkısı. Çok güzel bir şarkı. Çok aşırı fazla tavsiye ediyorum yani. Bu şarkıyı mutlaka dinleyin. Benim 10 numaram da Lee Monse Spring Breeze'dir. Benim 10 numaram da ise... Korece ise Bombara. Benim 10 numaram da ise... kendisini Show Me The Money'nin şeylerinde görmüştük, katılımcılarında. Ancak kazanamadı, yapamadı, etkileyemedi jürileri. Zaten bir gruplar, Vix, L.R. Şarkılarına bayıldım, Beautiful Liar. Tamam, şu an hiçbir fikrim yok, konuyla uzaktan alakam yok. Zaten Leon'un sesine hastayım. Ravi'nin sesi, o da of. Üff, yani çok uzağım konuda. Çok saygı duydum. Klibi de muhteşemdi. Maşallah. Benim 9 numaramda bu listeden okuyabilirsem 9 numaramda nerede olduğunu. Evet. Bu sene gerçekten en çok dinlediğim şarkılardan biriydi. Ve bu kadar güzel bir şarkı yaptıkları için de ayrıca ekstradan sevmeye başladım. Zaten seviyordum. Daha da sevmeye başladım. Shiny'nin View'u. Çok aşırı dinledim bu şarkıyı bu yıl. Hatta son canlı yayınımızda da bahsetmiştim. Baya hani o zaman yeni çıkmıştı zaten. Geberiyorum şarkı. Efsane güzel şarkı. Shiny View. Benim 9 numaram ise Hatun'un hakkını vermek gerekir. Hyuna'nın Roll Deep. Evet ya. Ben listeme alamadım. Ama İlayda aldığı için sevindim çünkü çok güzel şarkı. Normalde ben Kyona'yı pek hani tarzını sevmiyorum. Şarkılarını bugüne kadar pek sevemedim. 4 Minute da aynı şekilde ama bu sene hem 4 Minute evet. Hem Kyona gerçekten çok başarılıydı. Takdir ediyorum. Dinledik.
Deli gibi dinledik. Deli gibi dinledik yani. Yani. Hala dinliyoruz aslında. Saygı duydum böyle kadına normalde. Ben de aynen. Dinlemem ayrıca yani. Ayrıca kliplerini de beğenmeye başladım. Evet. Hatun tarzına oturttu. Aynen. Hani önceki ay şöyle sevimlilik yapayım, ay şöyle seksi olayım, şöylere aynen. Gitti. Hani özgüven yani kendini bilen bir kadın evet. Oluştu. Son klibinde cidden bu şarkının klibinde. Katılıyorum. Maşallah. 8 mi? 8. 8 nerede acaba? Evet. Az daha unutuyordum listeye almayı. Bir sürü insanı karalayıp onları listeye geri koydum. O kadar üzülürdüm yani bahsetmeseydim. Benim 8 numaramda Bastard! Zero for Conduct var tabii ki. Of. Aşkımız. Piyonatta! İzin mi? Hadi bakalım. Benim 8 numaramda ise bütün Kore boyunca bu şarkının adı ne falan diye. Hatırlıyor musun? Parkta oturuyorduk biz bir gün. Bir yerden geliyordu bu şarkının adı ne pismi şey mi falan. Soru ne? Yok yok neyse. Yok değil. Anlamadım. Deli gibi aradığım ondan sonra nereden bulduysam bulduğum Infinity'in Bad adlı şarkısı. Evet hatırladım bunu. Şeyde Köçol'da otururken. Bir de parkta otururken. Parkta bindin. Köçol'da. Ay çok. Yani Köçol'da tavuk yiyin bu arada. Oraya gidenler Köçol diye bir tane tavuk zinciri var. Tavuk restoranı zinciri. Çok güzel ya. Köçol'da tavuk yiyin. Canım çekti. Evet. Buyur. Ha. 7. 7 nerede? Ay. Bu yılın bence en seksi şarkılarından biriydi bu. İçim gıcıklandı. Benim 7 numaramda Sunny, Hyorin ve Juho'nun beraber şey yaptığı Coach Me. Gerisini duyamadım. Ama Sunny çok tatlı. The child did again. Çok güzel. 7 yoktu. 7 yoktu. Değil mi 7? Evet. Sunny bende böyle etkiler yok. 7 numaramda işte GOT7 var. Hangisi? Sondro. Dro. Neden böyle mal gibi konuştun? Sondro. Sonduru duru sonduru. Aaa bildim. Benim 6 numaramda bu da öbür başka bir seksi şarkı olan ki söyleyenli ve yanındaki arkadaş da bir o kadar seksi ve kendilerini çok severim. Hatta bu yanındaki arkadaşı benim Busan'da kaçırmışlılığım var. Bayağı ağlayacaktım yani. Adamı böyle 15-20 dakikayla falan kaçırdım. Neden? Çünkü gerizekalıyım. O yüzden. Jay Park ve Ugly Duck'ın Mombe. Mombe. Şarkısını sandım. 7 numaram 6. 6 numaramda benim yine ağladığım senemin şarkıyı ilk dinleyenler arasında evet! Oldu. Yes! Yes! Bu şarkıyı ilk dinleme özelliğine sahip sayılı insanlardan biriyim. Yeah! Üstelik benimle konuştular. Yeah! Yeah! Onları çok seviyorum. Siz de sevdiğimi çok biliyorsunuz. Yeah! Yeah! Kore'nin en iyi grubu. Yeah! Yeah! Yeah, yeah, şifrençi, şifrençi, yeah! Evet, şifrençinin... 10 santimetre olan şifrençi. Evet. Şivo Renarşi. 10. ayına bastı. October Rain sanırım. Evet. İngilizce deli gibi dinledim. Of. Manyak dinledim. Bir de tam ben... geldi. Kore'den döndüğüm an yayınlandı bu şarkı. Bütün ayı böyle. Hala dinliyorum. O Türkçesi ne onun? October. Ekim. Ne diyeceğimi unuttum. Evet. Deli gibi. Ekim'de çıktı zaten. Evet. Çünkü ben Ekim'de döndüm. Ben döndüm. O yayınlandı. Ağladım. İşte yayınlandı. Yayınlanmadığının geç... Yayınlanacağı gecenin akşamı onlar Hongdae'de Beleş'e konser. Zaten V application var ya, V app'ten de zaten yayınlandılar. Ben de oradaydım.
Canlı canlı dinledim. Benle konuştular orada. Bana laf attılar. Ben de onlara attım. Oku besi. Ooo. Beş. Of, bu kadına aşığım ya. Cidden aşığım yani. Yunmire, yani MFBTY'ın Yunmire'sinin şahsı olarak geçiyor ama bütün MFBTY var. Yunmire, Tiger JK ve Bizzy'nin söylemiş olduğu Angel adlı şarkı muhteşem. Klibi de çok tatlı. Klibini izleyince de ağlarım hele sonundaki o son kar. Ay! Ayrıca Bizzy çok yakışıklı. Onu da belirteyim yani. Benim 5 numaramda ise... 5 numarada heyecan verici değil. Bence heyecan verici çünkü uzun süre bekledim. Bekledik, hep birlikte bekledik. Neyi bekledik? Takip ettik. VIP. Ooooooo! Young Wild Free. Evet, benim de almadım ama İlay da aldığı için çok fazla sevindim. Evet. Young Wild Free. Çakır! Sana ne oldu? O gri saçı... O gri saçı sana evet, kafanda kalacak. Ona göre vururum seni Celo. Yavrum. Sen benden bir yaş, sadece bir yaş büyük olamazsın. Yani ben bak, buna bak. Evet. Buna bak, bir de Celal'a bak. Evet. Babası olur yemin ederim. Vallahi olur. Ay, öyle baba mı olur? Aslında babam olması da olur. Şu an sübyancıyım ben. Yine. 96'lı evet. Onayladın için teşekkür ederim. Benim 4 numaramda Allah'ım. Dün bu şarkıyla acayip bir, böyle bir şey olduk. Otobüste bize geliyorduk. Ben de bunu arkadaşın albümünü dinliyordum. Ki çok sevdiğim bir şirkettedir kendisi. Neyse albümünü dinliyordum. Sonra uyurken otobüste albümü çalarken bu şarkıya böyle uyandım. Sonra dedim ki ya ben bu şarkıyı birinden canlı olarak Kore'de dinledim. Ve çılgınlar gibi kafamda onu düşünmeye çalışıyorum. Çünkü hafızamda kalan ses hoparlör sesi, hoparlörden çıkan ses. Canlı olarak dinlemişim ama kimden dinledim bilmiyorum. Neyse sonra hatırladım. Sonra şey oldum, yok ya onlardan dinlemedim ben. Bu arada Olala Session'dan dinlediğimi zannetmiştim. Sonra hayır, yok. Doma'dan dinlediğini zannetmiştin ama Olala Session'dan dinlemiştim. Sonra biz eve geldik. Ha herhalde. Evet. Dongo... Geldik biz işte anladık. Hayır, Olala Session'dan zannet. Hayır, Dongo'dan zannettim. Dongo'nun videolarına baktım. Olala Session dedim, hatta tek başına söylüyordu dedim. Ondan sonra bilgisayarı açtık, Dongo çıktı. Ondan sonra Dongo... Ben dedim ki acaba bunu mu dinlemiştim dedim. Sen de dedin ki hayır dedim. Ha, evet, önce... evet. Tamam, şimdi doğru düzgün anlatıyorum. Aldığını çocukların dinledi gitti de oğlum anladım burada. Olala Session'dan dinlediğimizi zannettim. Ki doğruymuş zaten ama yanlış sandım ben onu bir süre. Eve geldim deli gibi bilgisayarı karıştırıyorum. Nerede dinledim diye. Çünkü bir de şey diyorum. Hani sonra videoları bilgisayara attığım zamanda da dinledim. Hani video olarak da var elimde. Biliyorum nerede onu bilmiyorum. Bütün basking videolarını açtım onu dinliyorum deli gibi. Arıyorum. Facebook'u bir açtım. Dongo'yu da şeyden... Benim bundan önce Kore'ye gittiğimdeki videolarda Hongdae ABCD olarak videolarımda olan ama artık Hongdae ABCD yok, Naive diye başka bir grup kurdu, onun solisti Dongo'da. Bir baktım Dongo video atmış ve bu şarkıyı söylüyor. Ve ben şarkıyı arıyorum ama bilgisayarımda aynı sırada ve biz ilerleyen şey olduk yani. Oha yani bu kadar tesadüf olamaz çünkü çılgınlar gibi konuştuk bu şarkıyı. Sonra şey oldum, acaba ben Dongo'nun videosunu mu daha önce izledim falan oldum. İlay dedi ki izlemiş olamazsın, 17 dakika önce yüklemiş videoyu. Sonra Olala Session'ın söylediğini fark ettik, videolardan bulduk falan filan. Yaklaşık 1,5 saat uğraştık. Hala şarkının ne olduğunu söylemedim ama onu fark ettim. G-Soul'un You adlı şarkısı bu arada. Efsane güzel bir şarkı ve bütün sokakta çalanların neredeyse hemen hemen hepsinin tercih söylediği. Çok güzel şarkı. Yani. Adam zaten K-pop sektöründe çok hani kafası değişik olan adamlar. Ya aynen böyle sivrilen adamlardan aynen, biri insan. Ama çok underrated, çok değeri bilinmeyen yani, adamlardan tutmayan. Biri. Ama bence JYP'nin bugüne kadarki en iyi çıkışlarından biriydi yani. Adamsın! Evet, benim 4. numaramda ise...
2PM var. 2PM'in not the only one. No man, amca. Böyle bir terbiyesiz bir insan. Böyle bir terbiyesiz bir insan. Evet. 2PM buraları mı hak ediyor? Hak ediyor mu? Hak ediyor mu? Ben bütün albümü sevdim ama bu şarkı bilmem. Bütün albümü sevmiş olsan her albümün listesini alırdı. Anne kızım beni! Bakın söyleyecek lafı bile yok. 3 numaramda benim aşkım bebeğim. Kurban oldum Hanson. Gidip de izleyemedim. Gidip de izleyemedim. Ona o kadar Snapchat'ten şey attık. Instagram'dan attık Snapchat'ten. Cevap vermedi. Şarkısın. Evet. Benim 3 numaramda işte. Niye gülüyorsun? Evet. Evet. BTS. BTS mi? Yine mi? Ama bu işte bu Part 2 olan albümlerinden Bepse diye bir şarkı. İngilizcesini bilmiyorum. Bepse'nin ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Çok garip. Ama güzel yani. Bu ikinci albüm ben fazla beğenemedim, içime sinmedi. Biraz tarzları değişik olmuş gibime geldi diğer albümlere göre. Ama bu şarkı hani bence Bangtan'ı yansıtan bir şarkı olduğu için çok seviyorum. Öpücük atmam da bu arada. Ceyhun! Evet. Çok bağırıyorum. Benim 2 numaram... Ay 1 numaraya kim? Evet. Ya üf. 2 numarayı görüp oha bu nasıl 2 numara olur, ben 1 numaraya kimi koydum deyip bakıp sonra ha bunları ben gerçek ayırt edemiyorum ve şu an ağlamak istiyorum yani. Çünkü birine 1, birine 2 demek canımı yakıyor yani. O kadar seviyorum bu şarkıları. Demesem olmuyor mu? De. Aynı anda söylesem 1 ile 2'yi. Aynı anda nasıl söyleyeceğim ki? Biri ben söyleyeyim, 2'yi sen söyle. Aynı anda mı? 2 nerede? 2 burada! Yani neyse, 2 numaramda Red Monster'ın duyusu var. Bence bu sene çıkmış en iyi şarkılardan biriydi. Kesinlikle klibiyle, sözleriyle, Red Monster'ın tarzıyla, şarkıyla. Mükemmel. Milyon kere dinledim, izledim falan. Aşığım. Red Monster'a ayrı aşığım, şarkıya ayrı aşığım, klibe ayrı aşığım, şapkasına ayrı aşığım, kıyafetine ayrı aşığım. Saç. Gamze var bir de işin içinde, o fena. Dudak. Dudak. Benim 2 numaramda ise 2 numaramda ise Busters 04 Conduct var. Yine senemde de duyuyoruz. Dio! Ne yaptı? Adıcıdan beri! Benim 1 numaramda Zayinti ve Crash'ın Kın Yang şarkısı var. Just İngilizcesi. Nasıl bu kadar güzel bir şarkı bu dünyaya gelebildi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Her dinlediğimde bile, dinlemek istediğimde bile ağlayasım geliyor. Şu an ağlayasım geliyor. Benim bir numaramda ise Zion T No Makeup var. Zion T'ye buradan No Makeup'a karşılık bir şarkı ilan etmek istiyorum. Şu an yazdım. Sadece adı lütfen var şarkı. Zion T! Şu an yazdım şarkıyı, şarkının sadece adı var ama. Ne? No glasses! No glasses! Sen en çok öyle güzelsin Zion T. Evet. Ama bize hala cevap vermedin. O kadar geldik, ayağına geldik. Onu da kısaca anlatayım mı? Vans'ın etkinliği vardı. Zion T konseri var. Falan. Vans'ın sitesinden bakıyorum. Hiçbir yerde ne bilet var ne bilmem ne. Hiçbir şey yok. Yani bilet alman lazım falan yazmıyor. Neyse biz giyindik gittik. Ben Vans'larımı giydim gittim. Yıkıldım. Ondan sonra gittik baktık schedule yazıyor. İşte akşam Zion T konseri var. Okey falan filan. Neyse gittik dedik Zion T'ye biz falan şey dediler. Sadece davetiyesi olanlar girebilir, davetliler girebilir dediler. Anlaşıyordum. Yazsaydınız ya! Davetliler de zaten gaygaycılardı. Evet çünkü zaten kaykay yani. Vans zaten kaykay falan neyse. Sonra biz konsere gitmiş bir arkadaşımızla karşılaşıp bayağı küfür etmiştik. Aa konsere mi gitmek istiyordunuz? Ben gittim bakın videosu. O da zaten robot gibi herif. Bir de gerizekalı şey demez mi? Bana söyleseydiniz ya. Ulan ben nereden bileyim senin elinde davetiye var? Zaten o gün tanıştık biz o çocukla yani. O
yapalım. Yine de bay böyle bay yapması gerekmiyordu bize. Bana söyleseydiniz ya. Ne bana söyleseydiniz? Gaya var orada, daş var, daş. İki gaya. Anlatamam sonra, çünkü. Sonra. Anlatınca da komik olmayacak ama. Bence komik olur yani. Olmaz. Koreli'ye Türkçe daş var orada. Daş var diye daş olduğunu anlattım. O da anladı. Anladı sonra... o da. Kafa ama böyle yapıyorum. Daş var orada. Daş var. Daş var diyorum. Falan oğlum diyorum. Aynen böyle şiveli falan dedim. Böyle baktı. Aa taş var falan oldu. Sonra kapattı şeysi. Şey kapanan şeyin arasında taş olduğu için kapanmıyordu. Bunu böyle sürekli böyle yaptım ama. Neyse o anladı, Türkçe anladı. Neyse. Bitti. Şimdi bahsetmek istediklerimi... Bahsetmezsek ölürüz atlı. Böyle uyuyamayız, böyle uyuyamam, rüyalarımıza uyuyamam girer. Bunlar bizi ahirette iki elleri yakamızda olur. Kesinlikle. Bunun bir listesi yok. Öyle random bu. Benimki Layda'nın bir numarası olan Zayentino Makeup. Başka sen söyle. Ben Donhae ile Union Growing in Pains adlı şarkı. Ben de şeyi almak istiyordum. Neydi? Çapki 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 na. Çapki çapki va va. Çapki 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 va. Can you feel it? Can you feel it? Çapki 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 va. Çok terledim. Yeni duş aldım bak, yine terledim. Benim bir diğeri yine Zayenti, Zayenti. Aşık, aşık. Zayenti ve öbür Zico. Zico Erika. Erika. Abi klibi de çok tatlı değil mi? Yerim. Zaten Zico'nun sonunda böyle sokmaya çalışıyor elini, cebine sokamıyor, mal falan böyle. Mal zaten. Oluyor. Zaten mal. Evet, mal. Cikka da! Cikka cikka! Ben söyleyeceğim. Evet. Benim diğer şarkım ise Davichi. Çok severim. İkisi de birbirine güzel, temiz. Fransız. True Love, Matt Klan'la söyledikleri. Sanırım bir dizinin, tam hatırlamıyorum ama şarkıyı çok severim. Dinleyin, tavsiye ederim. Davichi güzel. Yani ismini tanıyorum. Benim... Bazı kişiler bakılabilir bunu böyle listeye koyduğum için ama yani yine de şöyle Pollyanna'cıya yaklaşmamız lazım. Listede var yani. Var, hiç bahsetmeye de bilirdim. Ne? Ki kendisini çok severim. Biliyorsunuz ne kadar çok sevdim ya. Aşığım ona. Ne? Ne? Sierra, hello bitches. O Sierra, hello bitches. Sierra. Öyle kadın mı? Öyle kadın diyorum. Ha? Depresyona giriyorum her seferinde. Çok güzelsin. Hem de çok başarılısın. İkisi bir arada olmaz. Biz de insanız. Sen ne yaptın? Çıta burada, çıta burada. Biz çıta burada. Bunuz bir elliydi. Nasıl bunu batırıyorlar sonra. Bunu beğenmiyorlar sonra. Geldim kaç yaşıma. Arkadaşlarımın hepsinin çocuğu oldu. Ben burada hala tuturaya sarılıp uyuyorum. Ayıptır, günahtır, yapma. Biraz bana bırak. Benim diğer şarkım ise Day 6 Teyan Torom. Çok eğlendiğim bir şarkıydı albümde. Albüm güzel ama en çok sevdiğim şarkıları buydu. Çok kaliteli çocuklarmış. Kendisi gördü onları yine. Canlı dinledim. Ben reşit olamadığım için klaba giremedim. O gitti. Bedavaydı bir de. Yani bedava sayılır. Söyle. Ay. İçim şey oldu yine bak. Ay. Geçen sezonki Ankara Rapstar'dan bir canlı performans. Jimin ve Ayrı'nın. O bu sene miydi lan o? Geçen sene. Bu sene şeyler vardı işte. Yubin vardı. Hayır yani şu, o sezon 2015'e mi tekabül ediyor? Bak şu an kaldı. Hayır 2014. Emin misin? Evet. Çünkü bu sezon, 2015'in sezonu şey, işte... Tamam da aynı yıl içinde de olmuş olabilir. Değil senem ya. Peki neden listemde bu vardı? Çünkü vardı. Aa, olabilir, tamam. Bakacağım, tamam. Şu an bakacağım.
hemen bak. Çünkü bahsettiğim şarkı Jimin ve Iron'ın şeyin Jimin. AOA Jimin'le Iron, Show Me The Money 3 Iron. Puss adlı şarkı. Jimin. İron. Puss. Çok güzel. Puss'u nasıl yazdırmışsa okumak istiyorum. O S Z. Puss yazıyor aslında burada. Cause you're my freaking puss. Çok güzel Jimin sesi yaparlardı. Orijinali öyle çünkü. 2015! Mart 2015! Tamam! Iron Jimin Puss. Orada abi Iron tam böyle Jimin şey yapıyor ya. Böyle yapıyor. Iron orada böyle yapıyor. Buradan böyle dili şey. Tam o saniyeyi 1698 kere izledim. Bir günde ama. Evet. Çünkü Iron çok taş. Iron'a ne yapacağız? Iron çok demir. Kendini atar mısın? Evet, bundan sonra Iron Chigmutary'nin şeyi benim. Şeyi. Neyi? Şeyi. Neyi? Hacı annemi. Al beni. Benim diğer şarkım ise... Hakkını vermek lazım. İyilerdi yani. Bir tek bunu beğendim. Diğerleri de güzeldi ama bu daha... Bir tek bunu beğendim. Diğerleri de güzeldi. Yani... Tutarsız karı. Hayır, bana sorarsanız... Evet, bana soruyorsun zaten. Şu an benim desem... Kız grubu genelde dinlemem. Bu grubu da yalan, sevmem. Yalan! Ama ben sevmem. Yalan söylüyor. Her gün kız grubu. Bütün kız gruplarını kız biliyor. Grubu. Her gün kız grubu. Bu grubu sevmiyorum açık. Konuşmak gerekirse, şimdi kızmasın bana fanlar falan da, bu şarkı güzeldi. Karaoke'de söyledim yani, eğlene. Your Generation Lionheart. Eğlendim yani. Ne bir orada uyan diyor orada. Orada uyan bir şey. Oku. Ben de sevdim bu arada. Ay. Oppa düşlerim. Sina. Sina'nın sniper'ı. Abi o şarkı... O şarkı... Ya, şu an beni izleyen insan... O şarkıyı izlemediğini biliyorum. Çok büyük bir ihtimal izleme, şarkıyı izlemek şarkıyı ama. Izleme. Şarkıyı izlemek önemli bir şey. O şarkıyı dinlemedin büyük bir ihtimalle. Nasıl dinlemezsin? Çünkü çok güzel. Onu aç dinle. Şu an Allah bak pause yap. Kapatma. Devam edersin videoya bizimkine. Pause yap. Şu an aç sniper. Şuna sniper yaz. Klibiyle beraber izle. İzlerken en kısa boyluya yazma. Tamam mı? Yaz, gerisine yaz. Tamam. Hadi görüşürüz. Benim diğer bir şarkım ise Aykın'ın Demote Me şarkısı. Ben de Ritim Tai seviyor. Ama alamadım. Ama Demote Me daha böyle bir... Hayır, üzgün. Ritim Tai daha böyle bir... Ayrıca ben Ritim Tai Kore'de çalarken duymadım ama canım Demote Me çalıyor. Ben duydum. Pardon. En yakın giden benim canım. Canım, Kore'de 3 ay kaldım ben. Olabilir, ben de 9 gün kaldım. İkincisinde. İkincisinde. Neyse, güzel şarkı. Benim diğer bir şarkım yine içinde olan insanların sayı sayı bitmiyor. Hatta biraz daha bitmesin diye açarak söyleyeceğim. NFBT var ki kendisi bizi Tiger Yumire olur. Rap Master, Dino J ve W'nin söylediği... Ve orada Rap Master'ın gerizekalı mimikleri ki çok severim o mimiklerin, özellikle danslarken böyle salak salak o yüzünü kontrol edemiyor, onu orada böyle ıstırasım geliyor, ıstırasım geliyor. Benim diğer şarkım benim diğer bir şarkım G-Soul'un Coming Home. Zaten albümü çıkış yaptı, albümünün adıydı, albümüyle aynı adı taşıyan şarkısıyla beni... G-Soul şimdi karşımda. Benim diğer bir şarkım... Allah'ım! Klibini izlemedim. Yani tamamını izlemedim değil mi hala? Galiba o kısmını sen bana gösterdin. O komikli kısmını. Şu. Değil mi o kısmı? Yani şöyle bir baktım. Evet.
Yok, izledin hepsini. Hayır, hepsini izledim. Hayır. Yani, seni ilgilendiren kısmını. Beni ilgilendiren kısmını izledim. Ki aslında şarkı söyleyene bakınca bütün klip beni ilgilendiriyor ama. En çok ilgilendiren kısmı. En çok ilgilendiren kısmını ileride bana gösterdi var. Çünkü beşik kertme. Parmağım beşik kertmesi var. Black Nut var klipte o yüzden. Benzino'nun Break adlı şarkısı. O böyle klipte böyle Black Nut böyle delikten bakıyor sonra benziyor. Gerizekalı. Hani nasıl ya? Benim bir daha. Çosan bir daha. Benim diğer şarkım... Tamam ya. Benim diğer şarkım yine bir kız. Sanırım bilmiyorsunuz. Pat Boram'ın Celebrity Yo Ne Halle. Yo Ne Halle. Güzel şarkı. Sevimli kız. İlk defa duyuyorum şu an. Tatlı kız aslında. Benim bir diğer şarkım. Popüler için. Görmedim. Miga Hamya Maride. God seven if you do, Miga Hamya. Aşkım. Bu yıl pek şey yapamadım ama size. Bir de şey var. Çok tatlı. O da çok tatlı ama bir Miga Hamya değil. Ama sizi çok seviyorum. Cebo. Adam ol. Ayağın da en kal. Cebo bu arada... Herhangi bir teknoloji... Herhangi bir teknolojik aletten baktığınızın çarpı 10 katı daha yakışıklı. Ve bunu bir tek ben söylemiyorum yani. Oradaki bütün insanlar olarak. Oradakiler. Yok buradakiler. Yok oradakiler. Buradan da duydum ama. Dedi şöyle duydu. Ama o şey Joe Jackson'cı. Biz buradakiler böyle. Benim diğer şarkım... Benim diğer şarkım 4 Minutes'in Crazy. Evet ya. Süperlerdi. Cidden hayran kaldım. Şu an saygı duydum. Evet, şu an kadınlarımıza saygı duruşu evet. Yapalım bir veda edelim bir daha. Çok bekledim. Hem de kaldım. Benim diğer bir şarkım, ileriden biraz önce bahsetmiş olduğu Day 6'in Congratulations şarkısı. Hastasıyım. 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 Bu arada Day 6 çıkış yapmadan evvel ben onları gördüm. Tamam. Benim diğer şarkı... Hava atmayı seviyorum. Hava atmak ama çok güzel değil mi? Böyle şey oldu. Twice'da. Evet Twice'da. Bunlar rookie'ler değil mi falan oldum böyle. İlk üç atışlara çıktılar zaten. Sonra şey oldum. Bu bir tanesini çok beğenmiştik. Şu an adın hangisi olduğunu bilmiyorum. Zaten bir tanesinin adını biliyorum çocukların. Bir tanesini çok beğenmiştik orada, of ne taş çocuk falan demiştik. Sonra bir baktım, kalip, borcu, çıkış yapmışlar bizim beğendiğimiz çocuk falan diye. Böyle. Bunlar çıkış yapmadan alacaksın aslında. Çabi diyor diye videoda, daha bu kadar meşhur olmadan hemen alacaktın, evine kadın yapacaktın diye. Ben aynı şey yapacağım, yapamadım. Neden? Çünkü küçük. Küçük, illegal biliyor musun? Onlar reşit mi? Reşit. Olsun yine de küçük. Benim diğer şarkı açıdan şeydi. Beğendi. Çok da umurumdaydı sanki. Ama güzel ya, ben niye burada böyle kız gitmişim buna? Benim diğer şarkım EXID AY. Sesleri çok iyi ya o karalar. Hani'nin İngilizcesi de çok tatlıymış. Hani'nin evet lisedeyken İngilizcesi bayağı iyiymiş sanırım. Bize sunucu yaptı ya. Evet şeyde de sundu. Neyse diğer şarkı. Son. Evet bunları da yıllarca bekledim. Artık dedim, dedim, yeter artık dedim. Bu kadar da olmaz dedim. JYP abla beni kırmadı Wonder Girls. I feel you. Kesinlikle var bir görüntü. Hatunlarımsınız. Hatunlarsınız. K-pop sizinle daha güzel. Adamsınız. Kadınsınız. Adamın dibisiniz. Wonder Girls'ı çok severim. Benim diğer şarkım, son şarkım. AOA'in Heart Attack şarkısı. Okay. Hangisi? Güzel. Güzel.
Ben de biliyorum güzel şarkı. Evet, çok sevimliler. Sevdim yani. Güzel şarkı, eğlenceli, sevimli. Bitti. Bitti. Ben videoyu bitirmeden önce her geçen gün biraz daha mallaştığım için hepinizden ben de senem adına çok özür diliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Böyle kabul edeceğiz. Bu benim yaşıma geldiğimde benden büyük bir ihtimalle daha mal olacak. Onu şimdi de ben size söyleyeyim. Evet. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Anlaştığımıza çok sevindim. Memnun oldum. Ben tekrar. De. 2015'in bizce, ama sadece bizce, yani sizce başka olabilir. Bizce, yani burada umarım demek istediğimi anlamışızdır. Altan hayır bu daha güzel de falan gibi şeyler yazmanıza gerek yok. Çünkü bizce. Aynen, bizce. 2015'in en iyileri bu şekildeydi. Umarım sizinle aynı fikirlerde olabilmişizdir. Çünkü zira farklı fikirlerde olmayı daha çok sevmeme rağmen katlanması daha güç olabiliyor. Burada mesajımı da verip videomuza veda etmek istiyorum. Umarız, ya bir dakika dur, cidden şu an her şeyi bir kenara bırakıyorum. Umarım 2015 herkes için gerçekten güzel. Güzel olmasa da kötülükleriyle verimli bir yıl olmuştur. Umarım hatalarımızdan ders çıkarmış, güzel anlarımızın değerini bildiğimiz bir yıl olmuştur. 2016'nın gerçekten gönülden hem kendim adıma, hem bu minik adına, hem Gizem adına, hem diğer dostlarım adına, hem de sizin adınıza, Çingular adına, Ayım Çingu TR adına daha iyi olmasını diliyorum. Herkese iyi yıllar! Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!